Daha ayrılıkçı güçlere destek veren ABD yönetimi şu anda aynı tehlikeyi kendi içinde de yaşıyor. Bu durum akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2017 yılında ABD'ye yaptığı uyarıları getirdi. Oval ofiste yapılan hesap Orta Doğu'ya uymadı. Suriye ve Irak'ı bölme planı yapan Amerika Birleşik Devletleri kendi içindeki baş kaldırılarla gündeme gelmeye başladı. Bu durum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 7 yıl önce ABD'ye yaptığı uyarıyı akıllara getirdi. ABD Anayasa Mahkemesi Teksas'ta yasa dışı göçü engellemek için çekilen tellerin merkezi hükümete bağlı görevlilerce kaldırılabileceğine hükmetti. Mahkemenin bu kararı ABD Başkanı Biden'la Teksas valisi arasında gerilimi tırmandırdı. Trump ise Teksas valisine destek verdi. 10 eyalet Teksas-Meksika sınırına asker gönderme kararı aldı. Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen 25 eyalet valisi ise Biden'a karşı ortak bildiri yayınladı. ABD'nin içine düştüğü bu kaos ortamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2017 yılında ABD'ye yaptığı uyarıyı akıllara getirdi. Bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan ABD, gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına ne diyecektir? Mesela Kaliforniya'nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır? Bahçeli 16 Ocak 2024'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ABD vatandaşlarına seslenmişti. Kan dökerek hiçbir devletin ayakta kalamayacağını belirtmişti. Amerikalılar ABD'ye sahip çıkmadılar tarihin hiçbir döneminde zulümle ayakta kalan, kan dökerek, can alarak, sömürerek, yağmalayarak varlığını sürdürebilmiş bir devletle karşılaşılmamıştır. Amerikan vatandaşları hem kendi gelecekleri hem de dünyanın geleceği açısından ABD'yi adil, insani, vicdani ve hukuki ratoya çekmekle mesuldürler.